Bu sergi 1940, 50 ve 60'larda 200'ü aşkın soyut dışa vurumcu sanatçı tarafından yapılan eserleri içeriyor. Hepsinin de MoMA koleksiyonuna ait olması çok etkileyici. Benim için bu serginin bu kadar önemli olmasının iki sebebi var. Birincisi 50-60 yıl sonra soyut dışa vurumculuğa tekrar baktığımda aldığım zevk. Bu New York ve MoMA ile o kadar özdeşleştirildi ki. Empresyonizmin Fransa ile özdeşleştirilmesi gibi. Evet, Monet'in o şahane manzara resimlerinden bahsediyorum. Bir iki senedir bu resim ve heykellere dönüp bir kere daha bakmamız ve artık 21. yüzyılda olduğumuz için eserlerin vermek istedikleri mesajları bu yüzyıla aktarıp aktarmadıklarını kontrol etmemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu çalışmaların gözden geçirilmesinin üzerinden bayağı zaman geçti. Bu objelerin güçlerinin, yaratıcılarının eseri görenlerin üzerinde yaratmaya amaçladığı görkemin tekrar ortaya çıkması çok heyecan verici. Bu sergiyi istememin diğer sebebi ise insanlara MoMA'da gördükleri şeylerin aslında sadece buzdağının tepesi olduğunu göstermek. Gerçek MoMA, ziyaretçi olarak geldiğinizde duvarlarda ya da galerilerde gördüklerinizden ibaret değil. MoMA, çizim merkezimizde, baskı merkezimizde ya da fotoğraf merkezimizde. Çünkü yıllar boyunca topladığımız eserleri yer olmadığı için düzenli olarak sergileyemiyoruz. Bunun için de 2300 metrekarelik bir alanda sadece tek bir konuya odaklanmak, ziyaretçilerimize kendilerini sanata kaptırmaları ve bu eserler içinde kaybolabilmeleri için imkan verebilmemiz çok güzel bir şey. Mark Rothko'nun bir ya da iki tablosu yerine 10 tanesini bir arada görebilmek harika. Mark Rothko ve Jackson Pollock'ın yanında zamanla isimleri unutulmuş olan Jack Tworkoff, William Bazyotis, Grace Hartigan ya da Lee Krasner gibi meslektaşları üzerinde büyük etkileri olan diğer önemli isimleri de görebilmek paha biçilmez. Dediğim gibi Modern Sanat Müzesi ya da MoMA çoğu zaman soyut dışa vurumculukla özdeşleştirilmişti. MoMA'nın var olduğu için ve yüzyılın ilk yarısındaki Matisse ya da Picasso gibi sanatçıları New York'taki genç sanatçılarla tanıştırdığı için soyut dışa vurumculuğun ortaya çıkmasını sağladığını da söyleyebiliriz. Soyut dışa vurumculukla bu kadar yakından özdeşleştirilmemize rağmen koleksiyonumuzun genel anlamda da dünyadaki en zengin koleksiyon olduğunu da söylemeliyim. Soyut dışa vurumculuğu çok yavaş takip ettiğimizin de altını çizmeliyim. 1940'ların başında bunun tutarlı bir akım olacağını, en az Avrupalı avantgardistler kadar başarılı olup olmayacağını bilemiyorduk. 1943'te Jackson Pollock'ın Peggy Guggenheim'daki ilk sergisinden bir tablo aldık. Bunun gibi birkaç farklı eser daha satın almıştık. Mimar Philip Johnson tarafından 1952'de hediye edilen Rothko tablosu o dönem başka bir yöneticinin istifasına yol açmıştı. Evet, ilk mütevelli heyetimiz soyut dışa vurumculuğa hazır değildi. Bu durumun bilincinde olan küratörler de süreçleri yavaşlattılar. 1958'de Avrupa'da 8 ülke gezen Modern Amerikan Resmi adında bir sergi düzenledik. Serginin Fransız, İsviçreli, İngiliz, İspanyol ve İtalyan sanatçılar üzerindeki etkisi çok büyük oldu. Modern Amerikan Resmi sergisi 1959'da turunu tamamlayıp MoMA'ya döndüğünde bu akım kendine bir yer bulmuş ve 20. yüzyılın önemli sanat akımları arasına girmişti.